Babam Yusuf Cebece'nin hapiste öldüğü söylendiğinde çocuktum. Oysa babam ölmemişti. Yusuf! Oğlum! Babamın hiçbirimizin bilmediği bir hayatı varmış. Sırlarla dolu. Ferman Koroğlu bu sırların kilidiydi. Kuzgun'un Ferman'a karşı her zaferi hayatımıza döşenmiş birer mayın olacaktı. Yönetimde söz hakkın yok. Ticaret hukuku kitabı. 45. paragraf, 3. sütun, 4. satır. Vallahi kitap olduğunu söylüyor. Buraya çalışmamış abi. Ticaret hukukundan hoca sınıfta bırakmış ama Allah'a var. Ceza hukukunu avucunun işi gibi bilir. Ayağında taş, ağzında tat diyordun. Mahallene girdim bile diyordun. Ben senin şirketine de girerim, evine de girerim, bahçene de girerim. Ama sen benim mahalleme, sokağıma benden hariç giremezsin Ferman Koroğlu. Seni sırf bugün için hayatının sonuna kadar pişman edeceğim. Benim olanı benden alacaksan önce beni ikna edeceksin. Hayırlı olsun. Artık yeni ortağım benim. Tezahüratlık bir şey yok. Tamam olur mu abi? Mahalle için içeride Truva atı gibiyiz icabında. Her şeyim içsin. Kuzgun sen bizim her şeyim içsin. Maşallah maşallah. Her şeyim içsin. Abiler, ablalar, güzel insanlar. Kurban olayım, bir dinleyin beni. Keyfini süreceğiz, merak etmeyin de daha değil. Şu işin bir kalıbını çıkarayım. Nedir ne değildir bir bakalım. Sonra söz. Hepinizi tribünlük yapacağım. Yaşa! Onlar için yapabilecekleri mi daha bilmiyorlar şey. Sadece onlar için mi? Yani bu fermana meydan okuma. Ne kadar mahalle için, ne kadar iyi bila için. Vallahi Cihan, bu saatten sonra ben en çok kendime meydan okurum. Sadece onlara değil. En çok şuraya. Müdür neyi görmek istiyor? Dalmışım, kusura bakma. Dışarıda çok ilginç bir şey gördüm de seni beklerken. Gelsene. Kimsin?
ve Erman Koroğlu. Biraz önce dışarıda iki karga bir kediye saldırıyordu. Önce yerde, sonra... Kedi korkusundan öyle bir yere kaçtı ki ağaca çıktı. Sonrasını tahmin edebiliyorsundur işte. Kargaların ikisi birden sanki eğlenir gibi kediye saldırdılar. Havada döne döne. Zavallı küçük kedi. Masal anlatmaya mı geldin? Tam tersi. Salt gerçek. Neyi düşünüyordum biliyor musun? Acaba kedi mi ağaca çıktı yoksa kargalar mı kedinin ağaca çıkmasını istedi? İşte seni beklerken onu düşünüyordum. Ali ile gönderdiğin haberi aldım. Ne istiyorsun benden? Otursana. Senin gibi adamlar, böyle kim olduğu belli olmayan, gölge gibi çökersiniz insan için. Karabasan. Yani tarif etmeye çalıştığın şey daha çok karabasan. Ama yanılıyorsun. Yanıldığımı sanmıyorum. Senin gibi adamlar var ya. Çarşamba duruşman var. Cinayetten 20 yıl mı yemek istersin, yoksa özgür olmak mı? Ne var kutunun içinde? Beni çıkaracak bir şeyler mi? Şekerleme. Ağzın tatlansın diye. Paçanı kurtaracak deliller... ...senden istediğim cevabı aldığım zaman avukatına iletilecek. Sonra sen de özgürce şekerlemeni yiyeceksin. Kararını ver. Akşama kadar. Seni bulamayacakları bir sistem üzerinden yaptığına eminim. Ve en güzel haber de bu. Başlığı beğenmedim. Büyük ihanet. Biraz daha detay vermek gerekiyor. Fantezi dünyasını kaşıyalım biraz. Nişan gecesinde eski koca ile kaçamak. Tamam. Nişan gecesinde eski kocayla kaçamak. Hı hı. Ne bekliyoruz? Benim de sana bir sürprizim var abi. Söylemeyeyim de kendin gör istedim. Çocuklar mı lan yoksa? Lan! Uzun abi! Uzun abi! Uzun abi! Ne oldu? Aldılar sizi. Bir şey bulamayınca tabii. Böyle belaya bulaşmayınca kafa nasıl pırıl pırıl değil mi? Kaçtı Kuzgun abi. Çocuklar en çok senden korktu vallahi. Kuzgun abimize nasıl açıklayacağız bu durumu diye elleri ayakları dolandı. Güneş Hoca sağ olsun. Güneş hocam sen ifade de mi verdin ya? Hem de en damarından. Herhalde yani yedirir miyim çocukları? Sen de bizim jargonu kaptın iyice ha. Sen bizi kibarlaştıracaksın derken biz seni bozmaya başladık. Çok iyiliğin dokunuyor bu çocuklara. Artık ne sebep işlediysek. Vay, vay, vay. Yani nasıl çıktıysan karşımıza. Anacığım ne yaptın yine ya börekler çörekler? Bir şey yok bir şey yok. Atıştırmalık. Hoş geldin oğlum. Gel. Gel. Esas ne diyeceğim? Kızım, akşam bize gelsene. Bak ben yaprak saracağım. Benim yaprak sarmamın tadına hiç bakmadın sen. Tabii Meryem teyze, sen çağırırsın da gelmez miyim? İyi. Abi. Ha? Gelir misin? Anacığım akşam görüşürüz. Güneş Hoca, bekliyoruz tamam. Emre. Oğlum börek. Yerim akşama, yerim. Ha, geç kalma ha. Ama... Sakın ihmal etme. Hadi sen de otur oğlum, sen de otur. Ya
Hep seni anlatıyor, hep. Bu çocuklar için yaptıklarını öve öve bitiremiyor. Teşekkür ederim, ne demek? Hadi çocuklar, daha var bak. Tepsi var daha, iki tepsi daha var. Necati'nin hanımı gelmiş abi. Kadın feryat figan. Kuzgun bana söz vermişti, hani Necati kumarı almayacaktı diyor. Ben sana güvendim mi? Güvendim. Peki şimdi niye böyle yapıyorsun? Dur ablacığım, dur. Bana güvenmişsin, bak güzel de yapmışsın. Ben de sana şu kapıdan içeri, çoluğunun çocuğunun rızkını yemeye bırak Necati'yi. Bir Allah'ın kulu bile giremez dedin mi? Doğru muyum? Dedin de evde ne var ne yok sattı gitti daha yeni. Borcunu ödeyemezse öldüreceklermiş diye. Necati burada oynamıyor kumarı. Başka yerde de oynamayacak, merak etme. Evden de ne aldılarsa bir saate gelir eve. Tamam, anlaştık mı? Dert yok, iyi ol, iyi. Cihan yürü. Sarı Cevdet oynattı kumarı herhalde yine. Ben laciverte boyacağım onu birazdan, gel. Abla kime baktın? Kuzgun Cebeci. Şöyle devam edip sağa döneceksin. Oradan sol. Sonrasında yokuş aşağıya sal kendini. Sonra tekrar ince bir sağa yol verir. Tamam, ben seni anladım, sağ ol. Gerisini sorarım. İnşallah bir gün annenle de tanışırız. Senin gibi böyle hayırlı, dürüst bir evlat yetiştirmiş. Bilal Bilgin gündeme girdi bile. Haber başlığı da kaçamak diye gündemde. Kimi yaptırdığını bulabildiniz mi? Dinliyorum, evet. Daha iyi bir bilişimciyle çalışması lazım. Hayır, hayır, ben ilgilenirim. Teşekkür ederim. Ay Allah kahretsin. Ay Allah belası. Şunları gördün mü? Hı? Yılmaz. He? Allah kahretmez. Sen gördün mü bunu? Ne yapalım? Durdurmamızı ister misiniz efendim? Ne münasebet. Nişan gecesinde bunlar yaşanmadı mı? Ya tamam da yazanları görmüyor musun? Yorumları boş ver. Sen eylemin gerçek sonuçlarına bak. Ayrıca sen Dila Joker'ini Füsun meselesinde kullanmadın mı? Seni hapishanede ziyaret ediyor olabilirdik. Kuzgun'u bana karşı kışkırtman için hiçbir geçerli sebebin yok. Ya öğrenemeyeceğimi mi sandın? Herif benim ailemi paramparça etti.
Ben de o herifin ailesini paramparça edeceğim. Biliyorum ama sebeplerine ilgilenmiyorum. Arkamdan iş çeviriyor. Bunun bir bedeli olacak. Cezanın ibrazını birkaç gün içinde alırsın. Kuzgun Cebeci'ye iadeyi ziyarette bulunalım. Düşmanımızı yeninde tanıyalım. Pardon. Çocuklar. Kuzgun Cebeci'yi arıyorum ben. Buralarda bir mekanı varmış galiba. Şuradan aşağı doğru devam et abla. Hı. Orada bir tekrar sorsan. İyi olur. Sorarım. Sağ ol kızım. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Güneş. Akşam müsaitse anneni de çağır kızım. Onu ağırlamaktan çok mutlu olurum. Tabii söylerim ama o gripti, muhtemelen gelemez. Ha, geçmiş olsun. Neyse olsun. Başka bir zaman gelir. Hadi. Meryem anne, Kuzgun abimi gördün mü? Hayırdır? Buralardaydı oğlum. Bir şey mi oldu? Dila Bilgin var ya hani, mahalleye geldi biraz önce. Hatta buraya doğru yürüyor. Ha, Meryem teyze ben gideyim. Görüşürüz. Tamam kızım, tamam. Hadi güle güle. Aleyküm selam. Ben sana benim mahallemden kimseye kumar oynatma demedim mi? Geçen geldi, kışkışladım. Kaşındı, bir daha geldi. Kendi geldi. Her geldiğinde kovacaksın Cevdet. Fakir fukaranın rızkına göz dikmeyeceksin. O kadar dertlendiysen tak tasmalarını. Lan! Atarım kafasına ha! İndir lan şunu. Oğlum indir şunu. Abi neyim lan? Mekan atma.
Nasıl yapalım Cevdet? Hala anlatamadıysak söyleyeyim, atsın kafana iki tane. Atsın mı? Tamam, tamam. Tamam, bundan sonra senin muhitinden kimse alınmayacak. Necati'nin borcunu sileceksin. Bak eşya meşya satmaya çıkmış. Ara adamı. De ki bir daha gelmezsen borcun falan filan yok. Tamam. Tamam. Yenge. Ne diyorsun lan yenge menge? Cihan sen mahalle. Tamamdır abi. Hayırdır, ne işin var burada? Bu yüzden mi saklanıyordun? Sen hayırdır yine ya? Anlamıyor muyum ben? Kendini kaybetmenin yolunu müthiş bulmuşsun, bravo. Dört döndün mahallende. Yok oradan vur sağa dön. Yok şu yokuştan kendini bırak, ikinci sola dön tekrar sor. Tabii o arada sana da haber uçuyordur. Şebeke maşallah. Şey var mı? Kendi aranızda böyle haberleşmek için özel yöntemleriniz var mı? Karın damladı falan. Eski. Efendim? Eski karın diyecektin herhalde. Malum eski karımsın. Sen mafyacılık oynamaya devam et. Ben kısa bir şey konuşup gideceğim hemen. Yürü. Nereye? Burada olmaz, benim mahalleye. Hem sana saklanmadığımı uzun uzun anlatmayayım. Kendi gözünle görürsün, gel. Yılmaz yolu biliyoruz değil mi? Tabii efendim. Edeceğim demiştim. Hareket etme, ateş ederim. Hazır mısın? Behram hedefimdi. İşaretimi bekle. Neden Dilan'ın vurmasına izin vermiyorsunuz? Behram'ın bir kişiyi daha kendine benzetmesini istemiyorum. Dila katil olmayacak. Kuzgun Cebeci de teşrif etti. Ne yapacağız? İndir şuna. Gerçek bir adı varsın. Aa, dur dur. Üstünü ispatlamadım. Toparlan. Kuzgun Cebeci istediğimi yapacak. Dedesini öldürecek. Acaba bu anları ölümsüzleştirsek mi? Burasıydı yani. E burasıymış çocuklar.
Hayır, ben az önce buraya geldim de. Adamların tarafından geri gönderildim. Adamların mı? Hı. Ya geç Allah aşkına, geç. Sonra Cihaz, sonra. Geç. Daha rahat bağırırsın. Söyle. Seni hayatımda istemiyorum dedim. Dedin. Sensiz yeni bir hayat kurdum. Kuruyorum dedim. Dedin ha. Geldin, ortak olarak çıktın karşımıza. Siz de bula bula bizim mahalleyi bulmuşsunuz kızım, ben ne yapayım? Kimsenin seni bulduğu yok. Ama şu yaptığın hareketle herkesi birbirine düğümleyeceksin yine. Çok mu korkuyorsun sen? Korkuyorum. Senin için korkuyorum. Bana bak, sen bu fermanı kafanda çok büyütmüşsün ha. Eyvallah. Yuva kuracak kadar bir güven elzem tabii de. O kadar da değil yani. Herkes işini yapacak bu. Ortaklıktan hemen çekileceksin. Başka? Bunu niye yaptığını anlıyorum. Ama faydasız. Emin ol, ben şimdiden faydasını görmeye başladım. Boşa çaba harcıyorsun. Var mı başka bir şey? Gördün mü bunu? Belki önden basın açıklaması falan yaparsınız. Eşin rencide olmasın. Sen bu civarda olduğun sürece... daha bunlar ne ki? Ben de tam olarak bunu istemiyorum zaten Kuzgun. Vallahi o dündü, geçti. O zamanlar bir takım şeylere uyanmamıştık. Merak etme. Bir kadını zorla kolundan tutup götürecek kadar da haysiyetsiz olmadık şu hayatta. İyi. İyi. Saçmalık. Vallahi nereden baksan. Hoca telefonunu unutmuş Cihan abi. Tamam oğlum, koy bir kenara, gelince alır. Thank you.
Bir devir daha kapandı. Artık Behram adı var diye biri yok. Kuzgun Cebeci de bu görüntüler bizdeyken istese de dedesinin yerini alamaz. Hayır. Dila hayır. Hayır hayır Dila. Dila. Seni kalbinden vuracağım demiştim. Dila. Ambulans çağır. Hemen ambulans çağır. Hikayesi bir cam parçasıyla başlar. Sonra bir yüzü gümüş bir sıvıyla sırlanır. Bak bakalım ne görüyorsun? Kendimi. Çok sevdiğim biri bana bir sır vermişti. Ben de sana dedim ki, aynanın sırrı baktığında kendini göstermesi değildir. Sevdiğini göstermesi. Nasıl yani? Yani sadece bir sureti, kendi yüzünü göstermez. Ayna daha derinini gösterir. Gözlerinde sevdiğin olur. İnsanın kalbi kime aitse aynaya baktığında onu görür. Sen birini görüyor musun? Aldı herhalde. Beni çağırıyor. Bomba ver ha. Sen öyle bayağı gözün dike dike benim telefonumda neye baktığımı mı baktın? Pardon. Belki sevgilimle mesajlaşıyorum. Sevgilin mi var senin? Yok. Ama bu açıklamayı yapmak da pek hoşuma gitmiyor. Kim servis etmiş olabilir sence? Ama esaslı bir site gibi duruyor. Bence pek değil. Bana daha çok fake bir site gibi geldi. Diğer magazin haberlerinin içerikleri başka sitelerden apartma çünkü. Ne oluyor ya? Sen hala niye Şermin Dağıstanlı'nın gazetesinde çalışıyorsun ki? Gazeteciyim çünkü. Gel sen. Belli senin bir radarın var bu aileye karşı. Dağıstanlılar, bilginler. Malum eski yengen. Kimin gizli ajandası olduğu belli olmaz bu işlerde. Değil mi Fırat? Arkadan dolandın. Sahte bir kimlik ve küçük bir ortaklıkla çıktın karşıma. Hepsine kabul. Ama üstüne düşen işin hakkını vereceğini göster. İş ne? İş... iş adamı olduğunu ispatlamak. Takımını giy, bir kravat tak.
Bakalım üstümdeki sokak kokusu geçecek mi? Allah Allah. Niye ya hep bu hava acaba? Sen bir doğru dürüst gelsene bana. Emin ol, daha doğru dürüst gelemem. Düşmanlar birbirinin onur konuğudur. Ha, böyle de kolay diyorsun yani. Düşman düşmana iş yapacağız ama onur konuğu falan filan. Kuralları sadece sen belirleyemezsin. Eğer söyleyeceğim işi yaparsan bu işte kendi adına ortak olabilirsin. Kendi adına. Madem benimle çalışmak istedin, çarşamba günü öğleden sonra 3'e kadar vaktim var. Kentsel dönüşüm sürecinde hafriyat işini yapacağına dair bana belge getir. Kendimi ispat etmemi istiyorsun yani? Ben bir iş adamıyım. Sana güvenmem şart. Yoksa? Yoksa sen ait olduğun yerde, sokaklarda kalırsın. Ve mahallendeki o bir avuç insanın saygısıyla yaşayıp gidersin. O bir avuç insana kurban ol sen. Gong sesini duydun mu? Çarşambaya kadar vaktin var. Haberi senin yaptırdığını biliyorum. Hangi haberi? Ha şu... İnanmayacağım yalanları duymayı sevmem. Dila ile Ferman'ın evlenmesini neden istemiyorsun bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Ama ikimizin de amacı aynı. Bu evlilik olmayacak. Neden? Seni ilgilendirmez. Güvendiğim bir bilgisayar mühendisi. Senden telefon bekliyorum. Güvenlik duvarınızı kalınlaştırın. Çok kolay oldu. Nasılsın? Aynı. Canını sıkan oluyor mu? Mahkeme için yeni bir delil bulabildin mi? Ferman Koroğlu bulmuş. Senin ne işin var Ferman'la? Ne delili diye sormayacak mısın? Oğlum o herif benim düşmanım. Bak sana ne söylediyse ya yalan ya içinde oyun var. Bana bak. Ali'den uzak dur dedim, dibine kadar girdim. Bak halimiz ortada. Nerede konuşuyoruz seninle? Sen geçmiş çabuk unuttun galiba. Tamam ben ne yaşadıysam hak ettim doğru da dükkanımı kim yaktı benim? Kim Ali'ye muhtaç etti beni? Başıma ne geldiyse sen intikam istedin diye geldim. Kartalım bak anlıyorum. Bu cezaevi adamın içindeki iyi kötü doğruyu yanlış yapar. Ama ben senin düşmanın değilim oğlum. Ferman da dost değil. Bu sefer sözümden çıkmak yok. Ferman'ın bir metre bile yakınına yaklaşmayacaksın. Onlardan gelen Allah'tan gelsin.
Sen düşmandan yenilme diye ben 10-15 senemi buradan harcayayım, öyle mi? Ya saçmalama. Onu mu diyorum ben? Bir yıldır avukatlar, ben, Kumru, dört koldan araştırıyoruz, delil melil yok. Şimdi ben bu adama savaş açtım, dibinde bitti. Biraz kafayı çalıştır. Beni seninle vuracak kafasına göre. Hayır, ortada bir delil falan varsa ben bulurum. Arar bulurum. Ama 3 gün önce, ama 3 gün sonra. Sen bir tek bana güveneceksin. Anlaşıldı mı Kartal? Anlaşıldı. Şimdi avukat, benim bu kardeşimin davasıyla alakalı biz her ihtimali, her olasılığa baktık değil mi? Hayır, bizim bulamadığımız delil el alemin elinde ne geziyor? Ben ne bileyim ne varmış? Ortaya bir kılçık atılmış, anlıyor musun? Ben de diyorum ki nedir yani bu? Tamam, biz tekrar en ufak ayrıntıya kadar bakalım. Bak avukat, kardeşimin geleceği söz konusu. Anlatabiliyorum değil mi? En ufak ayrıntıya kadar bak, rica edeceğim. Eyvallah. Ne oluyoruz abi? Ferman, aklınca can damarıma bizi kazacak. Kartal'ın yanına gitmiş de, işte seni buradan çıkartırım, elimde delil falan filan var ayakları. Ne delili abi? Mide bulandıracak aklı sıra. Cem, benim emin olmam lazım. Bu işin şakası yok. Abi, baksana Afriyat işini pasladı. Daha işi asılamadan hemen merkeze kaydırdı. Mevzu belli bence. Aklını karıştırıp işten güçten el çektirecek. Abim, oyuna gelmeyelim. Sen bu hafriyat şirketleriyle bir toplantı ayarlasana. Çarşamba 3'e kadar vaktimiz var ha. Tamam. Sen nereye? Şu gideyim bu delilin bir sağlamasını yapayım. Nedir, ne değildir? Paçanı kurtaracak deliller, senden istediğim cevabı aldığım zaman avukatına iletilecek. Sonra sen de özgürce şekerlemeni yiyeceksin. Kararını ver, akşama kadar. Elinde delil menü yok. Eğer ortada bir delil olsaydı Kuzgun abim bulmuştu çoktan. Kuzgun abin. Çok mu güveniyorsun ona? Yoksa ezberden mi söylüyorsun? Bana kalırsa Kuzgun abin çocukluğunu yaşayamadığı için herhalde kahramanlık müessesesine pek düşkün. Mahallem, mahallem, mahallem diye benim kafamın etini yediği kadar senin meselenle ilgileniyor mu? Sanmıyorum. İlk defa gördüğüm bir adamın sözüne güvenip abimden mi vazgeçeceğim? Doğru. Ama izin verirsen ben de bir soru sormak istiyorum. Kuzgun başkalarının kahramanı olmakla seni kurtarmak arasında kalsa hangi tarafı seçer? Cevabını öğrenmek ister misin?
Bugün Kuzgun'la konuşmak için mahallesine gittim. Geri adım atmayacak. Kendi sorunu. Ne güzelmiş güller. Evet. Uğraştım ama değdi. Sever misin? Özel bir düşkünlüğüm yoktur. Sen? Sen sever misin? Bir şey hatırladım. Hiç unutmadım ki. Ne oluyor? Ya ben bir pot kırdım galiba. Gülleri sever misin dedi. Sen sever misin diye sordum. Ben yanlış bir şey mi sordum? Onun anlatması daha doğru olur. Oturabilir miyim? Lütfen. Bir travmayı atlatmanın en iyi yolu onu hikayeleştirebilmekmiş. O sabah gayet iyi hatırlıyorum. Reçel kokusuyla uyanmıştım. Annem her yıl kendi elleriyle yetiştirdiği gülleri toplar, ben çok seviyorum diye reçel yapardım. Sonra odadan çıkıp aşağı indim. Kahvaltı masası hazırdı. Annemi gördüm. Böyle bir demet gülle duruyordu. Gözlerinde nedenini hala anlayamadığım bir sis. Bakışlarını göremiyorum. Çok da takmıyorum yani. Çünkü küçük bir işim var. Böyle gizli gizli aşağıya iniyorum. Hayatımı kurtaran odaya. Sonrası... Çaresizlik. Gırtlakta bir çığlık. Hiç atılamamış. Burnumda bir kan kokusu. Burada hiç bitmeyen bir çınlama. Sonra bir an küçük de olsa elimi tutuyor annem. Sonrası yok. Annem yıllarca bu kolyeyi taktı. Bir sırrı var. Sen biliyor musun peki sırrını?
Ayna... Aynanın macerası küçük bir cam parçasıyla başlar derdi annem. Sonra sırlanır. Aynanın sırrı baktığında kendini değil, sevdiğini görmekmiş. Aynanın sırrı baktığında kendini göstermesi değildir. Sevdiğini göstermesi. Eğer sevdiğimi görebilirsem evimi bulabilirim diye. O sabahki reçel kokusuna kavuşabilirim diye. Artık bu sulaya ihtiyacım yok. Aynamı buldum. Kabul edersen. Ferman bu çok değerli. Senden daha değerli değil. Şair der ki, beni öyle bir yalana inandır ki ömrümce sürsün doğru. Aynanın sırrı baktığında kendini değil sevdiğini görmekmiş. Nerede Ferman Bey'iniz? Bilmiyorum, çıktılar. Aa, nereye çıktılar? Kartal'ın davasıyla alakalı Ferman'ın elinde ne var lan? Hiçbir fikrim yok. Oğlum gıdıklama lan. Sen de gitmişsin Kartal'a. Özgürlük reçeten falan şair şair konuşmuşsun. Çaresizliğini görmeye gittim. Senin de ailenin de paramparça olduğunu göreceğim. Ha. Köpeklerin duası diyorsun. Kabul oldu bile. Sen belanı buldun. Oğlum bana bak. Hepinizi oyuncak ederim kendime. Kartal'dan uzak duracaksınız. Merak etme, kendisi zaten epey bir uzakta bizden. Allah Allah. Sen kölesi olmuşsun ha bu dayağın. Senin kafana kırıp sana güzellik yapmayacağım. Dur bir de böyle sorayım. Ne var lan Ferman'ın elinde? Bilmem. Ama seni buraya getirmiş ya. O bana yeter. Allah'ın yancısı. Kime soruyorsam. Baksana bir şey diyeceğim. Gücün yetiyorsa Ferman'ı durdursana. O ne babama benzer ne de Bora'ya benzer. İstediğini alır. İstediğini yapar. Sen tasalanma. Bana ait hiçbir şeyi alamaz. Ancak kendini kandırır. Otur keyfine bak, çalış. Arsız. Nereye bu hazırlık? Güneş, ne oluyoruz? Öyle akşam dışarı çıkacağım da bir şeyler bakınıyordum. Şaka yapıyorsun.
Anlat bakayım biraz, nasıl biri? Yok, öyle biri değil. Çok daha fazlası. Ha? Gördüm. O gülüşünü gördüm, sakın inkar etme. Ya anlat biraz. Kim? Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Ya anlatacak bir durum yok gerçekten. Güneş. Bak bu kaosun sebebi ancak bir erkek olabilir, biliyorum. Güneş aşk olsun. Ben sana her şeyimi anlatıyorum ama. Ama anlatacak bir şey yok. Cidden. Tek taraflı mı? Ya yok öyle bir şey. Ha tamam işte onu söylesene. Yani o da sana ilgi gösteriyorsa problem yok. Zaten sana hayır diyecek adamın alnını karıştırırım. Tamam. Peki bu nasıl? Çünkü bence bu renk sana çok yakışıyor. Öyle basit bir akşam yemeği olacak. Bana bunlarla gel işte. Baş başa mı olacaksınız? Yok, ailesiyle. Ailesiyle? Aileyle tanışılmış, yemeğe çıkılıyor ama ortada anlatılacak bir şey yok, öyle mi? Tamam, al. Peki. Bu nasıl? Yok, yani bunların hepsi çok fazla. Ben en iyisi dışarıda yeni bir şeyler bakayım. Ya Güneş'e bak sen ya. Sen çok mu aşık oldun? Ne oldu? Ya bir telefonunu çaldırır mısın? Ha dur şuradan. Çalıyor. Kambur. Telefon çalıyor, ne yapalım? Ver ver, belki arayan olur. Alo? Biri açtı. Alo? Ha hocam. Telefonu burada unutmuşsun. Tamam Kambur, ben bir ara gelip alırım. Teşekkürler. Kambur mu? Öyle lakap. Neyse sonra görüşürüz o zaman. Azım oldu yemekler konumu. Ordu doyuracaksın çünkü. Dalga geçme. Alt tarafı masada bir tabak fazla olacak anne. Kumru. Kuzguna Güneş Hoca'yı çok yakıştırıyorum. Olur olur. Kuzgunum şöyle bir yuva kursa. Çoluk çocuğa karışsa ne güzel olur. Gencecik bir kızın başını yakalım diyorsun. Ne biçim konuşuyorsun öyle Kumru, ha? Nesi varmış kuzgunumun? Silahı kendini ve bizi korumak için taşıyor. Değil mi? Küçük bir kahvehanesi. Bir de otoparkı var. Alnının akıyla işletiyor. Gizli saklı kirli işler de yapmıyor. Çarşıya pazara gittiğimde herkesin dilinde kuzgun. Kentsel dönüşümle de ilgileniyormuş. Herkese yarandı, bir sana yaranamadı. Sofrayı bahçeye mi kurayım, salona mı? Ha, bahçeye kuralım. Bugün hava güzel. Tamam. Geldiğimi haber verin. Kuzgun cepheci. Ne
yapan sözleşmeyi feshedebildin mi? Verdiğim işi yapabilirse bu işte ortak olacak. Neden ona bu şansı veriyorsun? Ben şans demezdim. Bu seni rahatsız mı ediyor? Yok. Ama Kuzgun sızdığı şatakları büyütür, haberin olsun. Oo, çekirdek ailem. Onunla. Hadi, afiyet olsun size, ben kaçıyorum. Otur da yüzünü göreyim. Çok acelem var abicim. Dakik olduğun kadar şık da olsaydın bari. Hah, beğenmedin mi? Yani bilmem, hiç senin tarzın değil de. Evet ama rahat. Nedense haftanın belli günleri rahatlığına önem veriyorsun. Ay anneciğim, sana öyle gelmiş. Yılmaz. Efendim, misafiriniz var. Kim? Kuzgun Cebeci. Çalışma odasına al. İzninizle. İyi misin? İyiyim. Sana bir şeyler oldu son zamanlarda. Hadi görüşürüz, iyi akşamlar. Ferman Bey sizi bekliyor. Buyurun. Bu taraftan. Emir. Arabayla gitmiyor musun? Yok, halim yok. Şoförlerden biri bıraksaydı. Yok, tamam, hallettim ben, sağ ol. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sadece dinle. Dinliyorum. Çok muhabbet tez ayrılık getirecek diye korkuyorum. Ailemden, kardeşimden uzak dur. Kardeşine kötülük yapmıyorum. Bana laf salatası yapma. Senin derdin iyilik değil. Ne delil varmış senin elinde? Sendeki intibamı sevdim. Benim elimde bir delil olduğuna inancın tam. Aa, şüpheye düştüm. Oyun mu oynamak istiyorsun? Ben insanları hapiste terbiye etmem. Eğer öyle olsaydı Bora Dağıstanlı cinayetinde çoktan içeride olurdun. Şimdi izninle yemeğe dönmek istiyorum. Kartal'a bulaşma. Sırf bana hırsından Kartal'ın dışarı çıkmasına mani mi olacaksın?
Ayrıca bu duruşmalar bir yıldır devam ediyor. Sen ne yaptın? Kartal'ın dışarı çıkması için bir adım attın mı? Senin bulduğun delili ben bulamıyorsam o işte bir dümen vardır. Kartal'ı sen dışarı çıkarıp kahraman olmak istiyorsun. Önünde duran yok. Ayrıca sen mahallen adına üstüne düşen görevi çarşambaya kadar yerine getirebilecek misin? Bu insanları sana yedirmem. Bak boğazınla düğüm olurum, haberin olsun. Kartal'ı benim çıkarmamı istemiyorsun. O zaman sana çok güzel bir teklifim var. Şimdi, şu an aramızdaki ortaklıktan vazgeç. Ben de sana Kartal'ın çıkış yolunu göstereyim. Mahallen mi? Kartal mı? Şeytanla pazarlığa oturmam ben. Mahallemi satmam. Kardeşimi de sana yedirmem. Kartal'ı çıkaracağım. İnandım. Gerçekten inandım. Sen tam bir süper kahramansın. Bana bak. Yüz yüze geldiğimizden beri böyle ailem aile diyorsun ya sen. Aileme bulaşırsan sana kurulacak aile bırakmam. İnan bana. Kararımı verdim. Dinliyorum. Gel Yılmaz. Yarın Kartal'ın duruşmasına Kuzgun Cebeci asla yetişemeyecek. Tamam mı? Efendim anne. Oğlum neredesin? İş güç hayırdır? Yemeğe misafirimiz gelecek ya. Ne misafiri? Oğlum Güneş öğretmen gelecek ya yemeğe. Oğlum iş güç bahane etme. Ne yapıyorsan bırak gel. Kız kaç haftadır gönüllü öğretmenlik yapıyor çocuklara. Bak sen olmazsan ayıp olur. Tamam, ne alayım gelirken, bir şey lazım mı? Yok yok, sen gel yeter. Tamam hadi. Tatlıcının önünde durur musunuz lütfen? Baş başa kalmışız. Şikayetçi değilim. Dilay'la Kuzgun hakkında bir haber vardı internette, gördün mü? Biliyorum. Behram Adıvar ölünce her şey geçmişte kalacaktı. Ama Dilay hayatında olduğu sürece bu mümkün olmayacak. Kuzgun Cebeci geçici bir rahatsızlık. Sen niye korkuyorsun bu adamdan bu kadar? Dilay'la evlenmemelisin. Neden?
Dila'nın o sokak serserisiyle evlenip boşanmasının dışında bana tek bir neden söyle. Dila ile neden evlenmeyeyim? Ben de öyle düşünmüştüm. Afiyet olsun. Niye zahmet ettin kızım? Ay, ne zahmeti, rica ederim. Geç, geç yavrum. Kuzgun yok mu? Geliyor, geliyor, yolda. Otur. Beyler gelin buraya. Olay yerini araştırın. Hiçbir şeye dokunmuyoruz, tamam mı? Tek bir delil bile zarar görmeyecek. Gidebilirsin. O
Olay yerinde Kuzgun Cebeci'ye dair başka bir iz? Yok. İsterseniz artık Kuzgun Cebeci'yi mezara kadar hapiste tutabilirsiniz. Onun kararını ben vermeyeceğim. Dolmadan biraz daha al kızım. Hı. Barbunya sevmiyor musun? Severim. Hı. Ha, anne. Güneş canı istiyorsa alır kendi. Yok yok, Güneş hocaya kalsa o iki lokmayla doyar. Hepsi yenecek Güneş. Vallahi bizim sofradan aç kalkmak yok. Yok. Her şey çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun kızım. Nasıl tanıştınız abimle? Vallahi artık ne sevap işlediysek hep söylüyorum. Allah karşımıza çıkardı. Yani biraz tesadüfen oldu. Ben adres sormak için kahveye gitmiştim. O tam o sırada gönüllü öğretmen aradıklarını duydum. İşte o gün bugün bizim takozlarla uğraşıyor. Artık onlar takoz olmaz ya. Güneş Hoca ilgileniyor değil mi? Aferin kızım sana, aferin. Yani çocuklar birazcık daha ciddi alırsa derse hepsi sınavda çok başarılı olacak. İnşallah. Bira. Bira. Ne işi var burada? Kim bilir? Hayırdır? Merhabalar. Ben mahalleyi geziyordum. Bu kentsel dönüşüme giren yerlere baktım. Bu saatte? Hı hı. Hadi kızım, gezip dolaştırsan evine barkını. Buralarda çok dolanma sen. Hadi iyi akşamlar. Size de. Niye senin etrafına dolanıp duruyor bu kız ha? Ne işi varmış mahallede? Mahalleye gezmeye gelmiş işte. Allah Allah. Nişanlısı biliyor mu acaba? Oğlum, bir daha görürsen söyle, böyle etrafında dolanıp durmasın. Başındaki adamı sana musallat etmesin. Anacığım tamam. Bak kız geldiğine geleceğine pişman olacak. Kusura bakma kızım. Dila, Kuzgun'un eski karısı da. Ben izninizi isteyeyim. Olur mu öyle şey? Hadi otur, otur. Yemeğe devam edelim. Ben yine gelirim Meryem teyze. Anacığım zorlama. Güneş yabancı değil. İstediği zaman gelir. Başımızın üstünde yeri var, kapı açık. Olmaz ama. Yani hep Dila'nın yüzünde. Tamam anne. Aile meseleleri hassastır bilirim. Ben sizi en iyisi baş başa bırakayım. Eve bırakayım ben seni. Yok gerek yok. Taksiyle giderim. Sağ ol. Evet peki. Kusura bakma kızım ne olur. Ne ama demek? Olmaz ki. Yok. İyi geceler. İyi geceler. Bıraksaydım ya eve kadar. Yok sağ ol vallahi. Taksiye giderim ben. Sen geç içeri hadi. Tamam gelsin bindireyim geçerim. Hah gel ne?
Kaçma, kaçma, bekle. Kaçsam falan yok. Ferman bir şeyler gebeledi. Bora'nın davasından nasıl yırttın falan. Senin bir alakan var mı? İnan ki sohbet edecek havamda değilim. Ben cezaevine girmeyeyim diye mi duruyorsun herifin yanında? Kendimi senin için feda etmeyi bir yıl önce bıraktım ben Kuzgun. O zaman hala ne arıyorsun burada? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Gerçekten sana laf yetiştirecek enerjim yok. Senden uzak diyorsun, evimi gözetliyorsun, masamdaki kadını kıskanıyorsun falan. Tuhaf. Kimseyi kıskandığım yok. Ne gülüyorsun? Hala beni seviyorsun. Hayallerini kendine sakla. Bir şey diyeceğim. En büyük yalanı hangimize söylüyorsun? Kendine mi, bana mı? Geri çekil. Artık eminim. Neyden eminsin Kuzgun? Ferman'la asla evlenemeyeceksin. Evleneceğim. Hayallerini kendine sakla. Benim bir şey yapmama gerek kalmayacak. Siz evlenemeyeceksiniz. Sen öylesin. Her gece yastığa kafanı koyduğunda tek bir kişiyi düşüneceksin. Kendinden mi biliyorsun? Ben sana olacağı söylüyorum. Evlenmenize ben mani olmayacağım. Zaten siz evlenemeyeceksiniz. Bağırma Tila. Ya sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın? İnsanlara niye orada olduğumu açıklayamadım bile Güneş. Özür dilerim. Ama beni takip etmen de orada olman kadar hadsizceydi. Seninle açık açık konuşalım mı? Amacın neydi? Sana hesap vermek zorunda değilim. Peki. Annen, Ferman, Kuzgun'la bu kadar yakın olduğunu biliyor mu? Çünkü adın kadar eminim, Kuzgun da senin Ferman'ın kuzeni olduğunu bilmiyordur. Bak ateşle oynuyorsun. Abartıyorsun. Hemen bu saçmalığa son vereceksin. Kuzgun'la bir daha asla görüşmeyeceksin Güneş. Hayatımla ilgili kararları kendim veririm. Üzgünüm. Kuzgun'la ilgili olanları değil. Ya yeter! Sana ne Dila, sana ne? Ateşse ateş, oynayan da benim, yanacak olan da. Sen beni abime mi ispiyonlamak istiyorsun? Durma, koş, anlat. Ama lütfen ona şunu da açıkla. Abimin nişanlısı olarak Kuzgun'la yakınlaşmam seni neden bu kadar rahatsız ediyor? Ben bekar bir kadınım. İstediğimle görüşürüm. Kimse de bana engel olamaz. Asıl senin eski eşin evinde ne işin vardı? Oraya seni izlediğim için gittiğimi biliyorsun. Gerçekten mi? Peki benim için endişelendiğinden mi yoksa Kuzgun'u benden kıskandığın için mi? Sen Kuzgun'a aşık olmuşsun. Hayatımdan uzak dur Dila. Yerini bil. Ama Kuzgun'a değil. Aylardır benden dinlediğin adama aşıksın, haberin olsun. Kötü haber. O adam bana aşık.
Kuzgun'la asla mutlu olamazsın Güneş. Tıpkı abimi seninle asla mutlu olamayacağı gibi mi? Yavaş. Üzüm çarpıyor seni. Yamalıyorsun sonra. Kocam değil misin? Toplayıver bir zahmet. Abim, gel birader gel. Bilal geldi akşam evin önüne de. Yemek yiyorduk falan. Güneş de vardı. Ne bileyim yani öyle muhabbet ederken keyifli. Gördü hepsini. Ve tuhaf oldum oğlum yani. Bilal'in hiç benim soframda yüzü gülmedi karım da. Bir günden bir güne şöyle keyifli. Neyse geçmişe mazi. Niye gelmiş peki? Sormadın mı? Anlattı bir şeyler işte mahalle falan. Özlemiş demek ki. Öfkesinden yapıyordur ne yapıyorsa. Sizin yaralarınız nasıl diyeyim? Çok canınız yandı be. Acılar taze. Geçmişte yaşananlar. Hani onun tarafından düşününce de öyle kolay değil ha. Cihan, o tren kaçtı. Ben sordum oğlum. Korkma dedim, anlat. Anlatabiliyor muyum yani? Sordum bunları. Bir daha sor be abim, ne olacak ki? Bir yılda neler yaşadı hiç bilmiyoruz. Güzel abim. Sevda bu. Gurur olmaz. Cihan. Benim sevdiğim kadının elini başka biri tutmuş. Parmağında başka birinin yüzüğü var. Olur olmaz ha. Olur. Öyle bir olur ki hem de. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onlar evlenemeyecek. Bugün bir kez daha emin oldum ben. Ben bir şey soracağım sana. Senin kalbin ondan başkasını atar mı? Ha? Atmaz. Vurabiliyor onu. Ama bu kadar. Ötesi yok. Abim. Hadi hayırlı akşamlar. Thank you.
sendin. Böyle ufalanma merhem elindeydi. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. Susuyorsam bir bildiğimden, sevdiğimden, gördüğümden. Tutuşmuş beraber ellerimiz yangın ezelden. Gidiyorsam çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. Susuyorsam bir bildiğimden, sevdiğimden, gördüğümden. Tutuşmuş beraber ellerimiz yangın ezelden. Gidiyorsam çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten. Kapı. Baktım. Günaydın. Kuzgun mu? Evet. Oğlum hoş geldin. Gel sofra hazır. Gel yok, otur. Yok yemeyeceğim bir şey. İki lokma bir şey yatar. Giderim. Üç tane toplantı var arka arkaya. Otopark mafyasıyla mı? Yok, kentsel dönüşüm projesiyle alakalı. Oldu mu? Kartal'ın duruşma. Ben toplantıdan geleceğim oraya. Cihan gelsin alsın sizi. Orada görüşürüz. Oğlum çay iç bari. İç. Hadi içeyim diyordum ha.
Heh, hadi afiyet olsun. Hadi işin rast gitsin. Sağ ol anacığım, sağ ol. Anne, hadi. Laf çakmasan olmuyor değil mi? Olmuş gibi ya. Ben şu küçük kaselerden birkaç tane alabilir miyim? Peki Dila Hanım. Teşekkür ederim. Bunlar soğusun, biraz sonra kahvaltıya koyarız, olur mu? Gül mevsimi değil aslında ama bir şansımı denemek istedim. Hı. Tadı fena değil gibi. Hı. Denemek ister misin? Olmuş mu? Olmamış mı? Hemen evlenelim. Hemen hemen hemen, hiç beklemeyelim, tamam, en hızlı şekilde. Evet diyeceğin güne kadar bekle. Düşün, tamam mı? Ha. Karanfil var mı? Karanfil mi? Karanfil söylemedi sevgili. Tarçın. Tarçın koyduk. Şimdi bu mahalledeki bu kentsel dönüşüm projesi tamamlanana kadar bütün bu hafriyat işleriyle sizin şirketiniz ilgilensin istiyoruz vallahi. Bahsettiğiniz dönemi kapsayan anlaşmalarımız, verdiğimiz sözler var. Sizin talep ettiğiniz süre boyunca çalışabilmemiz mümkün değil. Çok değerli bir proje. Ama teknik engeller, işte zamazingo falan filan, yapamayacaksınız, doğru muyum? Evet. Evet. Doğruyum. Affedersin. Ben ne kadar da bekleyeceğim? Mümtaz Bey'in toplantısı bitmek üzere. Birazdan sizi alacağım. Kuzgun nerede kaldı? Son bir toplantısı kaldı Meryem annem. Eli kulağındadır. Birazdan gelir. İnşallah. Efendim? Tamam efendim. Kuzgun Bey. Mümtaz Bey sizi bekliyor. Şükür. Anne, geldim. Canım. Ne yaptınız? Kuzgun'u bekliyoruz. Kuzgun nerede? Toplantısı uzadı herhalde.
Yine ne işler çeviriyorsunuz siz Can? Hoppala. Ne işler çevireceğiz Kumru? Mahalledeki kentsel dönüşümle ilgileniyoruz. Belinizdeki silahlarla. Hayır efendim, elimizdeki kalemlerle ortak olarak. Ha. Ya hemen asıp kesiyorsun bilip bilmeden. Ne biçim gazetecisin sen ya? Araştırmadan etmeden. Kimle ortak olduğunuz peki? Bir mesele var. Onu çözersek Kuzgun abim eli çok rahatlayacak. Soruma cevap vermedin. Ortak kim? Sen bana onu söyle. Söylesene Can. Ferman Koroğlu. Ne diyorsun? Sonuç? Size yardımcı olamayacağımız için üzgünüm. Ulan bari repertuarı geniş tutun. Papağan gibi baynana karat. Ama ben de bu işi yapmazsam bana da kuzgun demesinler. Geliyor. Abi Kartal'ım. Oğlum. Kuzgun abim nerede? Yoldaymış oğlum. Geliyor. Geliyor, geliyor. Kartal'ım. Bir ara evladım, bir ara. Alo. Başladı mı duruşma? Şimdi aldılar içeri. Sen ne yaptın abi? Bağladın mı işi? Ya yok. 5 tane şirketle görüştüm hep sayın. Biri önden yemlemiş bunları bize çalışmasınlar diye. Abi duruşma başlıyor. İçeri giriyorum ben de. Hadi eyvallah. Lan yürü be, yürü. Sonuç? Tahliye edildim. Kuzgun? Hepsinden eli boş döndü. Kuzgun'un işi yaptırabileceği hafriyat şirketi yok. Kartal'ı boşuna mı çıkarmış oldunuz? Tam tersi. Onun kalesine bir delik açtık. Kartal nerede? Götürdüler. İmza işleri. Yani avukat yanında serbest kalmaz akşam üstünü bulur dedi. İnşallah. Nasıl oldu bu? Yani nasıl oldu da aylardır bulamadığımız delil şimdi bulundu? Kim neden olay yerinin kamera kaydını şimdi paylaştı? Kumru ne sorguluyorsun işte? Nefsin müdafaa olduğu anlaşıldı yani. Ne var bunda? Öyle öyle. Cihan. Sen annenleri eve bırak. Sonra kahveye gel hemen. Nereye oğlum? Bir ufak işim var. Halletmeye gidiyorum. Hadi Meryem anne. Bu kadar mı? Evrak teslim kaldı. Hepsi bu kadar. Abiniz arıyor. Ne meşgule atıyorsun, atsana şunu.
Böyle telefondan olmaz Kuzgun abim, yüz yüze konuşacağız seninle, tamam mı? Alo, Kartal. Alo. Kartal. Ya bir arama yapacağım ben. Tabii, buyurun. Efendim. Benim. Alo, orada mısın? Buradayım. Nasılsın? Talih oğlum. Ne diyorsun sen? Neredesin şu anda? Çıktın mı? Çok yakında görüşeceğiz. Anlatacağım her şeyi. Tamam. Hoş bulduk Amur. Allah razı olsun Kuzgun senden. Hayırdır? O ensesi kalın olanların ayağına dolanmışsın. Bizim hakkımızın peşine düşmüşsün. Sağ olasın Kuzgun. Sen varken çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından şüphe etmeyiz. Eyvallah. Tamamdır. Yaşayacak mıyım doktor? Düğün tarihi netleşti mi? Henüz değil. Lütfen hayatını erteleme. Bir mucize yaşadın sen, farkında mısın? Hayata tutundun. Ferman sayesinde. Onun inadı, sevgisi tuttu beni hayatta. Sır sen elini tuttun diye seni bırakıp gidemeyen bir adam var karşında. Lütfen onunla mutlu olmaya çalış. Nasıl yani? Daha ne kadar kalır yoğun bakımda? Belki aylarca. Açıkçası kendine gelirse bu bir mucize olur. Eski hayatına dönebilecek mi? Beynindeki hasara bağlı. Bunu da ancak kendine gelince anlayacağız. Ben artık burada olmayacağım. Dila Hanım size emanet. Sadece refleks bir hareket olduğunu söylememe rağmen gitmedi. Seni bırakmadı. Sonra bir an küçük de olsa elimi tutuyor annem. Sonrası... İnsan bazen en çok sevildiğinin yanında mutlu olur. Sevdiğinin yanında olmadığına eminim. Doğru diyorsun.
Hayat sana bir şans daha verdi. Lütfen sen de kalbine bir şans daha ver. Hayrola abi? Abicim ne oluyor ya? Hafriyat şirketi kuruyoruz. Madem kimse bizle iş yapmıyor, biz de işin kendisi oluruz. Vallahi ya batacağız ya çıkacağız. Ben bu insanları yüzüstü bırakmam. O Ferman Efendi istediği kadar duvar örsün bize. Hepsini yıkar geçeriz. Abi bilmediğimiz sular. Boğulmayalım sonra. Boğulacaksak da savaşırken boğuluruz. Şirketi kurmak tamam. Alet, edevat, makine, parasını verdik aldık. Peki ya iş gücünü ne yapacağız abi? Mahallede ne kadar işsiz varsa getir kahve. Dila, biraz konuşabilir miyiz? Şirkete gidiyorum aslında, eğer acil değilse akşam... Acil. Tamam. Şöyle geçelim mi? Şimdi konu hepinizin malumu, o yüzden çok lafı uzatmayacağım. Bu kentsel dönüşüm şirketinin başında bir herif var. Vatandaşın adı Ferman Koruoğlu. Kaderinizi onun eline bırakmamak için onu ortaklığa mecbur ettim. O da boş durmadı tabii. Bir iş teklif etti bana. Kabul ettim ben de. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Sıkıntımız şu. İşi yapmayı benimle kimse kabul etmiyor. Yani hangi kapıya gitsem elim boş döndüm bir şekilde. Pes mi ettin? Aksine. Ölmek var dönmek yok. İstedikleri işi yapacağım. Nasıl? Ben kuracağım şirketi. Ama burada bir karar size düşüyor. Benimle misiniz yani? Benimle çalışır mısınız? Çalışmak derken? Maaş, yol, sigorta, yemek. Emeğinizin, hakkınızın karşılığını alarak. Benimle misiniz, değil misiniz? Ben varım. Ben varım. Ben varım. Kafayı hep beraber kaldıracağız. Bu muhit bizim. Bizden habersiz tuğla üstüne tuğla koyulamayacak. Mutfakta Ferman'la konuşmanıza şahit oldum. Bir kısmına. Ferman'ın seninle hemen evlenmek istediğini duydum. Evet. Bu evlilik olmamalı Dila. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Anlatacaklarımdan sonra emin ol sen de istemeyeceksin. Neşe Hanım. Evliliğinizle ilgili endişelerinizi benim yerime Ferman'la paylaşsanız daha iyi olur. Bilmediğin çok şey var Dila. Lütfen. Sizin için Ferman'ın Güneş'ten bir fark olmadığını biliyorum. Onun annesi gibisiniz. Eğer paniğiniz Kuzgun'la ilgiliyse... içiniz rahat olsun. Onunla aramızda hiçbir şey olamaz. Kuzgun babasının intikamını benden babamı öldürerek almış biri. Ne demek bu? Beni... ailemi. Babasının ölümünden sorumlu tutuyordu. Sırf bu yüzden girdi hayatımıza. Benimle intikam için evlendi.
Bana babamı ellerimle öldürtmüş birinden bahsediyoruz. Ne diyorsun sen? Sırf babasının ölümünden sorumlu tuttuğu için. Hala Ferman'dan gizli bir şey anlatmak istiyorsanız buyurun dinliyorum. Çok özür dilerim. Ferman söz konusu olduğunda galiba biraz fazla hassas davranıyorum. Bu konuda tarafsız kalmam en doğrusu. Tekrar özür dilerim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kararımı verdim. Selamünaleyküm. Akşam
akşama görüşürüz. Görüşürüz. Hanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Çıkıyorum ben, kolay gelsin. Teşekkürler. Afriyat işi bugünden itibaren bende. Hayırdır? Kimse benimle iş yapmayınca boyun mu eğerim senden? Bu beni hayal kırıklığına uğratırdı. Şirketin her şeyiyle gel. Üstüme düşen neyse kentsel dönüşüm bitene kadar bizzat ben yapacağım kendim. Çaresizliğini izlemek çok keyif verecek. Ben çaresiz değilim. Sen beni böyle tek tabanca falan sanıyorsun ya. Ben tek kişi falan da değilim ha. Anladık, elin kolun uzun. Ama beni yıkmaya yetmez. Benim sırtım sağlam da. Sözünü tuttun. Şimdi sıra bende. Bundan böyle bu işte adınla sanınla benim ortağımsın. Evrakta sahtecilik senin uzmanlık alanın. Akçak Kuzgun. Sana mahallemdeki kedinin bile hakkını yedirmeyeceğim. Bu iş sana değil ha. Fakir fukaraya yarayacak. Bütün bunları benimle tartışmayacaksın. Söz veriyorum. Gönderebilirsiniz. Seni yeni temsilcimle tanıştırayım. Gözün aydın. Kardeşin tahliye oldu. Kartal bundan böyle kentsel dönüşüm projesinin başında. Beni ve şirketi temsilen. Tabii çok güçlü bir ekiple çalışacak. Bilgilendireceğiz, yönlendireceğiz. Taraflarımız net. Sen ve mahallen, ben ve Kartal.
Kartal, sen bugün özgürlüğünün tadını çıkar. Git biraz gez, dinlen. Kartal burada çalışmayacak. Benim adıma karar verme. Ben abi kardeş arasına girmem. Burada çalışmayacaksın Kartal. Yürü. Yürü oğlum, yürü. Burası. Teşekkürler. Buyurun. Meryem Cebeciğim. Benim. Sizinle eşiniz Yusuf Cebeci hakkında konuşmalıyız. Ne oluyor ya? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Düşünüm, evde konuşacağız. Sen emir veremezsin bana. Ben senin uşaklarından biri değilim. Ben düzgün konuş. Hepsi benim kardeşim, dostum. Pardon, mahallene laf ettik. Kartal, gözünü seveyim. Bak, elimden bir kaza çıkacak, yürü. Herkes kendi işine bakacak bundan sonra, tamam mı? Oğlum, seni burada çalıştırmam. Senden izin isteyen yok. Lan anlamıyor musun? Derdi bizi birbirimize kırdırmak. Kolumu kanadımı seninle kıracak. Ben mahalleyi savunurken istiyor ki karşımda sen ol. Biraz kafayı çalıştır. Ne mahalleymiş ya? Kartal. Bak, herkes seçimini yaptı, tamam mı? Sen mahalleni seçtin. Ferman beni hapisten çıkardı, bana geleceğimi verdi. Kan bağı devri artık bitti. Kusku. Yusuf'la ilgili ne konuşacaksın benimle? Birazdan öğreneceğiniz şey aramızda kalmalı. Ölene kadar. Kuzgun'un da Ferman'ın da hayatı buna bağlı. Ne demek bu? Bu mektup 20 yıldan uzun bir süredir bende. Ablam ölümü halinde bu mektubu oğlu Ferman'a vermemi istemişti. Ama maalesef veremedim. Niye? Size tek söyleyebileceğim şey... Bu mektubun varlığını Ferman da Kuzgun da bilmemeli. Şimdi sizden asla dönmeyeceğiniz bir söz istiyorum. Bunların Yusuf'la Kuzgun'la ne ilgisi var? Size sebeplerini tek tek açıklayacağım. Ama önce söz verin. Bu mektupta yazanlar sır olarak kalmaya devam edecek. Çocuklarımın başını belaya sokacak bir şey değilse... Tam tersi. Ama bundan haberdar olurlarsa... işte o zaman felaket olur. Oğullarımızı diri diri mezara gömeriz. Bana söz veriyor musunuz?
Tamam. Söz. Lütfen oku. Canım oğlum, eğer bu mektubu okuyorsan korktuğum felaketler yaşanmış, ben son nefesimi verdim demektir. Yazacaklarımın kolay bir yolu olsaydı keşke. Koru oğlu ailesiyle adı var ailesi arasındaki savaşın tek bir sebebi var, benim. İnsan geriye dönüp geçmişi değiştirebilmenin bir yolunu bulamıyor. Kendini affedemiyor. Bu mektubu okuduktan sonra beni bir daha affeder misin bilmiyorum. Ama benden sonra sığınacağın biri olsun istiyorum. Seni hayatımda güvendiğim tek insana emanet ediyorum oğlum. Senin varlığından haberdar bile olmayan babana. Belki başka kardeşlerin de vardır. Oğlum, Ferman'ın, baban Saim Koroğlu değil. Yusuf adı var. Meryem Hanım. Meryem Hanım. Anne. Şş, anacığım. Şş. O mektuptaki sır hepimizin kaderini değiştirecekti. Kuzgun'la Ferman'ı, iki öz kardeşi ebedi düşman haline getirecek büyük sırsa o mektubun yıllarca neden saklandığında gizliydi.